Barbar işgalciler hiç durmadı, hiç durmuyor ve dinmiyor mazlumların feryadı, dinmiyor mustazaf kardeşlerimizin feryadı. Ama buradan bir kez daha haykırıyoruz ki, değil Mescid-i Aksa, sadece bir kardeşimizin bir tırnağı tanısa bile tüm bu zalimlerin karşısında meydanlarda olacağız. Hiçbir kardeşimizi onlara yar etmeyeceğiz, onlara yedirmeyeceğiz. Buradan tekrar bunu hatırlatıyoruz. Değerli kardeşler, Kudüs'ümüz, Mescid-i Aksa'mız, ilk kıblegahımız, şerefimiz, onurumuzdur diyoruz. Hiçbir zaman bırakmadık, bırakmayacağız. Hatırlayın, Nemrut bir ateş yakmıştı. İbrahim'i ateşte yakarken bir kuş denizden gagasıyla su alıp o ateşi söndürmeye koşuyor. Başka bir kuş, sen ne yapıyorsun? Ben bu gagamla taşıdığım suyla İbrahim'in ateşini söndürmek istiyorum. Sen bu taşıyacağın su ateşi söndüremez. Biliyorum ama ben İbrahim'in dostu olduğumu, onun safında olduğumu Yüce Rabbime göstermek istedim. Kıymetli kardeşlerim, evet, bizler bugün aciz ve güçsüz bırakılmış insanlarız, toplumlarız, Müslümanlarız. Belki kuvvetimiz yok ama bizim burada bu meydanlara gelmemiz, ellerimizi açıp oradaki kardeşlerimize dua etmemiz, saflarımızı belirlememiz bu başlı başına erdemli bir davranıştır. Büyüklerimiz, geçmiştekiler bununla şeref duydular. Biz de o şerefi Selahaddin'in torunları olarak, evlatları olarak bu şerefe haiz olmak istiyoruz. Tarih boyunca bizler hep mazlumdan yana olduk. Dün Halepçe'de, Hocacık katliamında, dediğim gibi İspanya'da kıyma uğrayan Yahudilerin yanında olduk. Onlara kucak açtık. Bugün de mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak, onlarla birlikte olmak, onların acısını hissetmek, onlara dua etmek için buralardayız. Zannetmeyin ki bu kardeşlerimiz bu mesajımızı duymayacak. İnanın bugün sosyal medya aracılığıyla en ufak bir şey her tarafta duyuruluyor. Bugün iki gündür Türkiye'de, Türkiye'nin birçok şehrinde Aksa için, Filistinler için destek mitingleri ve programları yapılıyor. Bunlar an be an Filistin'de izleniyor ve oradaki mücahitler, muhafızlar için birer moral kaynağı oluyor. Kıymetli kardeşlerim, bugün hala saldırılar devam ediyor. Şehit kardeşlerimiz var, yaralılar var, yıkılmış binalar var, altında kalmış cesetler var. Allah-u Teala şehit olan kardeşlerimizin şehadetlerini mübarek eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerimize Allah'tan acı şifalar diliyoruz. Temelimiz odur ki bu zulümlerin bitmesidir. Kıymetli kardeşlerim, bizler öncelikle vatandaşlar olarak namazlarımızda dualarımızı edeceğiz. Siyonistler, Siyonist terör çetesi en büyük gücü ekonomik güçtür. Şüphesiz onların mallarına da boykot uygulamamız lazım. Kendi çapımızda, kendi imkanlarımızla inanıyorum buraya gelen bütün kardeşlerim Siyonist çetenin ürünlerine boykot uyguluyor. Bu boykotu büyütmemiz lazım, genişletmemiz lazım. Zira Siyonist çetenin ürünlerine vermiş olduğumuz her bir kuruş bomba olup, mermi olup Filistinli kardeşlerimizin kanını akmaktadır. Bizler bunu yapacağız. Dualarımızda onları eksik etmeyeceğiz. Bir sözümüzle ülkeyi yönetenlere, biz Müslümanları yöneten yöneticilerimizedir. Sadece Türkiye'de değil, 67 İslam ülkesini yöneten idarecilere burada Bingöl'den sizler adına sesleniyoruz. Lütfen artık terör çetesi Siyonist İsrail'i devlet olarak tanımaktan vazgeçin. Orada terörün bir devletleşmiş hali vardır. Sizler
özellikle 67 İslam ülkesinin birçok ülkesi Siyonist terör çetesinin finanse ettiği terör örgütleriyle başınız dertte. Terörü finanse etmeyin, terörü tanımayın, terörle aranızda mesafe koyun ve bu terör şebekesine artık bir dur deyin. Onunla siyasi, ekonomik, kültürel bütün ilişkilerinizi askıya alınız. Bunu buradan bütün Bingöl halkına talep ediyoruz. Ayrıca şunu da söylemek istiyoruz. Siyonist terör çetesi sözden anlamaz. Ancak şiddetten anlar. Ancak kuvvetten anlar. O halde hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da mazlumlara koştuğu gibi bugün mazlum Filistinli kardeşlerimizin de imdadına koşması lazım. Her türlü güç ve kuvveti onların emrine sunması lazım. Onlara her türlü silah yardımını yapması lazım. Ekonomik yardımı yapması lazım. Bunu bekliyoruz, bunu talep ediyoruz. Bingöl halkı adına bu ülkeyi yönetenlerden bunu talep ediyoruz. Lütfen bırakın kınamaları, sokaklarda biz yapalım. Siz hükümet olarak lütfen vatandaş gibi kınama yapmaktan vazgeçiniz. Adım atınız, gerekli adımları atınız. Dün Ermenistan zalimlerini nasıl Hocalı'da mağlup ettinizse, Suriye'deki zalimleri, zalimlerden mazlumları korudunuzsa, Libya'da mazlumları zalimlerden korudunuzsa, burada sizi alkışladık, burada sizleri destekledik. Bugün de mazlum Filistinliler için bu adımı atmanızı istiyoruz, bekliyoruz kardeşlerim. Sizin adınıza bu talebi bu ülkenin en tepesindeki insana iletmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Buraya kadar zahmet ettim geldiniz. İnşallah Rabbim de görüyor. Filistinli kardeşlerim de bu kalabalıkları, bu yardımları gördüğü zaman onlar için bir motivasyon, bir moral kaynağı olacak. Rabbim onlara da güç, kuvvet versin. Allah-u Teala Siyonist çeteyi kahru perişan eylesin. Filistinli kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Onları aziz eylesin. Onların yar ve yardımcısı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tekbir! Basına ve kamuoyuna. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze, Filistin, dehşetin, vahşetin yaşandığı mübarek mekanlar. 80 yıla yakındır Siyonist gaspın bir grubun saldırısıyla karşı karşıya kalan İslam beldeleri. Yine Ramazan ayı ve yine 14 Mayıs günü olan işgalin resmen ilan edildiği tarihin yıl dönümü. Bu sefer hedefte Mescid-i Aksa'nın yanında Şeyh Cerrah vardı. Adını Kudüs Komutanı Selahaddin Eyyubi'nin tabibi Hüsameddin Cerrahi'nin isminden alan Cerrah Mahallesi 1948'den bu yana Filistinlileri yerlerinden eden ve onların evlerini gasp eden işgalcilerin bu mahalleye yönelik işgal eylemleri Ramazan ayında da durmadı. Zalimler için yaşasın cehennem!
Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Topyekun işgalin bir parçası olarak Mescid-i Aksa'ya komşu olan Şeyh Cerrah Mahallesi'nin sahibi ve sakinleri olan Müslümanlar evlerinden zorla çıkartılarak onların yerine Yahudiler yerleştirilmektedir. Şeyh Cerrah, Beyt Hanun, Cenin, her yerde işgal, her yerde katliam, her yerde vahşet hiçbir zaman durmadı ve maalesef halen de devam ediyor. Tekbir! Olduğu gibi bugün de uluslararası toplumun Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal eden ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ses bombalarıyla ve zor kullanarak saldıran Siyonistlere çağrıdan öteye geçmeyen tepkileri, vahşeti durduramayacak. Arap Birliği, İslam Birliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların Siyonist zalimlere karşı sadra şifa pratiklerinin olmadığı ortadadır. Gözlere selam, direnişe devam! Gözlere selam, direnişe devam! Gözlere selam, direnişe devam! Kudüs ve Mescid-i Aksa sadece bir toprak veya coğrafya davası değildir. Kudüs bir abide meselesidir. Onu işgalden kurtarmak ve saldırılara karşı korumak bütün Müslümanların siyasi ve şer'i görevidir. Aksa bugünlerde işgalin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. Kudüs yarım asırdır Siyonist işgal altında ve kendisini özgürlüğe kavuşturacak Selahaddinleri beklemektedir. Siyonistler Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü tamamen işgal etme ve Müslümanları buradan tamamen çıkarmanın provasını yapmaktadırlar. İşgalciler bu pervasızlık ve küstahsızlığı Müslümanların birliğine takbir! Müslümanların birlikten yoksun olmalarından ve Kudüs davasına ihanet ederek Siyonistlerle ilişki içerisinde giren bazı İslam ülkelerinin yöneticilerinden almaktadır. Kudüs yoğun saldırıların olduğu günler dışında maalesef gündemimizde hak ettiği yeri bulamamaktadır. Her geçen gün Müslümanlar daha da tepkisiz hale gelirken Siyonistin ise cüreti artarak Kudüs ile Mescid-i Aksa'yı tamamen işgal etme hevesini depreşmektedir. Aksa bizimdir, bizim kalacak! Aksa bizimdir, bizim kalacak! Aksa bizimdir, bizim kalacak! İşgal asla kabul edilmeyecektir. Artık sözün bittiği noktadayız. Bütün Müslümanların ortak davası olan Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması siyasi ve şer'i görevimizdir. Aramızdaki her türlü siyasi ihtilaf ve çekişme, ayrılık ve bölünmüşlük bir kenara bırakılmalı, etrafı bereketli kılınan Kudüs davası etrafında kenetlenmeliyiz. Filistin'de ev ev, sokak sokak işgale karşı direnen kardeşlerimizle öyle bir dayanışma içerisine girelim ki Siyonistlerin işgal planı kursaklarından ayrım yapılmadan bütün İslam ülkelerinin yöneticileri ve halkları topyekün bu işgal ve saldırılara karşı durmalıdır. Kuruluş amacı Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturmak olan İslam Birliği Teşkilatı kınamaktan öte adımlar atmalıdır. Türkiye, İran, Pakistan, Malezya gibi ülkeler
bu işin öncülüğünü yapmalıdır. Sağ bir açıklama ve kınama değil, işgali bitirecek somut adımlar atılmalıdır. Bütün seçenekler, yol ve yöntemler kullanılarak bu işgal sonlandırılmalıdır. Biz bugüne kadar her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşması için atılan her adımı desteklemeye hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Ey ön cephede Kudüs'ün haremini savunan kardeşim, biraz daha sabredin. Siyonistlerin örümcek avına benzeyen evini başlarına yıkacak Selahaddin yetişiyor. Az kaldı, biraz daha sabır, Kudüs'e selam olsun. Mescid-i Aksa'ya selam olsun. Mescid-i Aksa'nın muhafızlarına selam olsun. Muhammed, Abdullah Feyyaz ve diğer tüm şehitlere selam olsun. Evet, selam olsun tüm muvahhidlere, tüm müminlere ve siz kıymetli Bingöl'ü hemşerilerine. Allah-u Teala Filistin'deki kardeşlerimizin ve yeryüzündeki tüm Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Rabbim Azze ve Celle Kudüs'ümüzü, Mescid-i Aksa'yı esaretten kurtarsın. Allah-u Teala Azze ve Celle yeryüzündeki tüm Müslümanların yardımcısı olsun ve bütün Müslümanları sıkıntılardan kurtarsın. Rabbim Azze ve Celle dinini, dini mümini yeryüzünde hakim eylesin. Allah razı olsun. Bingöl, Hudapar Bingöl İl Başkanlığı. Mescid-i Aksa'da geçiyor. Herkes bunu iyi bilmesi lazım. Müslümanların uyanışıdır. Müslümanların sonu da olabilir. Her Müslüman Mescid-i Aksa için bu davayı sürekli takip etmesi lazım. Teşekkür ederim. Ne oldu Fatih? Bırakırsan söyle.